belirlediniz? Bu sayıları ve yerleri neye göre belirlediniz? Eğitimler verdiniz? Eğitimler kaç kişi? Bursa'da 500'e aşkın avukata seçim hukuk eğitimleri verildi. Ve bu eğitimler sonucunda okullarda görev almak isteyen meslektaşlarımız görevlendirildi. Eğitimlerden atılan zaten hem yasa, ilgili yasa, ilgili genelge, onlar anlatıldı. Seçim günü nelere dikkat edilmesi gerektiği, önceki yıllarda en çok yapılan hataların neler olduğu, hukuki hataların, bu hataların tekrar edilmemesiyle ilgili eğitimler aldı meslektaşlarımız. Eğitimlerimize katılamayan üyelerimize de slide halinde ve video halinde sandık eğitimi programlarımızı gönderdik. Sandık başına görevine gitmeyen görevlilerimizi sabah erken saatlerde tespit ederek yerlerine hemen sandıkların boş kalmayacak şekilde müşahit görevlendirmelerimizle tüm sandıklarımızda İYİ Parti olarak yerimizi aldık. Hastalık gibi, bazı mücbir sebepler gibi, bazı sebeplerle yerine, görevine gidemeyenler olmuş olabilir ama çok cüzi miktarda sandık görevlilerimizin hemen tamamı görev yerlerinde bulundular. Bunların eğitimi parti okulumuz tarafından verildi. Bölüm bölüm hem müşahitler, hem sandık görevlileri, hem gönüllüler ve hem de avukatlar aynı zamanda görevlendirildi. Yani şöyle söyleyebilirim, Bursa'nın tarihinde görülmemiş bir avukat organizasyonuna imza attık. Bursa'daki bütün okullarda neredeyse avukat görevlendirmesi yaptık. Ben sizi müşahit olarak, ben ve bütün ilçeyle bilgilerinizi vereceğim. Sonrasında sizinle irtibat kurup yaklaşık 2000'e yakın çağrı aldık. Sandık kurullarından, sandık kurulu başkanlarından, sandık kurulu üyelerinden. Bizim gözlemlediğimiz sandık kurulu başkanları dahil, sandık kurulu üyeleri dahil yeterli eğitimin verilmemesi, bilgi eksiklikleri. Önceki yıllarda da benzer şeyler olmuştu ama aldığımız çağrı sayısına baktığımız zaman inanılmaz bir bilgisizlikle karşılaştık. Siyasi partilerin sandık kurulu üyelerinde yeterli bilgi donanımı olmadığını gördüm. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde de vatandaşımızın oyuna sahip çıkacağız. Bu süreçte 14 Mayıs'ta bütün gelmeyen sandık görevlerini ve yerlerine yenileri eklenerek ilçelerimiz bütün listelerini check etti. Bu seçimde daha koordine, daha kalabalık ve daha nitelikli bir şekilde ilerleyeceğiz. Şunu söyleyebilirim, 14 Mayıs'ın ertesi gününden itibaren müşahit olmamış olanlar, ben müşahit olmak istiyorum diyorlar. Avukatlar, bu seçimde görev almamış avukatlar, ben bu seçim görev almak istiyorum diyorlar. Müthiş bir gönüllü avukat müşahit talebi var. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnsanımızın, vatandaşımızın bu duyarlılığı bizi çok mutlu ediyor. Ve bu seçimde de vatandaşımın hiçbir oyunu heba etmeyeceğiz. Yani Bursa Barosu olarak meslektaşlarım gerçekten çok o gün çok yoğun mesaide bulundular. Bizim çok fazla eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum ama siyasi partilerin eksiklerinden biri yeterli sayıda müşahitlerin olmaması sandıklarda. Olanların da çok bilgi eksikliği olduğu göze çarptı. Biz vatandaştan bu süreçte beklentimiz herkesin öncelikle vatandaşlık görevi olan oyunu kullanmak için sandığa gitmesini talep ediyoruz. Bu sandığa gittikten sonra da akşam oy sayımında herkesin oyuna sahip çıkması için oy kullandığı sandıkta oy sayımını izlemesini tavsiye ediyorum. Bu seçimde geçtiğimiz seçimden farklı olarak elbette bunlar nüanslar ama ilçe ilçe avukat sorumlusu belirleyeceğiz. Her ilçede vatandaşımızın ve partililerimizin, sandık görevlilerimizin, müşahitlerimizin ulaşabileceği avukat sorumlular ilçe başkanlıklarımız da olacak. Altılı masayla muhteşem bir işbirliği halindeyiz. İstihbarat'ta Küsendir'den kurulan vekil adayı oldu mu? Bu dönemde çalışıyorlar mı? Tüm milletvekili adaylarımız, hatta aday adaylarımız sahada çalışıyorlar. Bakın bu artık çok net, az evvel söyledim. Bu seçim kimin milletvekili olduğu, kimin il yöneticisi olduğu, kimin il başkanı olduğu, kimin siyasette bir yer aldığı seçim değil. Bu seçim Türkiye'nin bir karar vereceği seçim. Öyle küskünlük, dargınlık kesinlikle yok.
Bugün örneğin birkaç sivil toplum kuruluşuna aday adaylarımız, seçilememiş adaylarımız ve mevcut milletvekillerimizle birlikte ziyaretlerde bulunacağız. Kendimizi anlatacağız, vatandaşımıza daha fazla kendimizi anlatacağız. Vatandaşımızı asla suçlamıyoruz. Eğer bir eksiklik varsa bu noktada eksiklik elbette siyasetçinindir. Biz vatandaşımıza daha fazla kendimizi ifade edeceğiz ve 28 Mayıs'ta oylarını almak için geldik. Öncelikle her yurttaşın kendi sandığındaki seçimi izleme hakkı var. Oy sayımını, dökümünü izleme hakkı ve bir usulsüzlük varsa da eğer orada yeteri kadar parti müşahidi de yoksa buna karşı itiraz etme hakkı var. Yani herkes, her seçmen kendi sandığının müşahidi aslında. Vatandaşlarımızın bu demokrasi şenliği olan günde eğer mümkünse istedikleri siyasi partilerden müşahit olması ve sandıkların oy ve dökümlerine katılmaları gerekiyor. Bu bir yerde vatandaşlık görevi gibi bir şey zaten. Yani ve de eğer bilgileri de yoksa zaten şeyden de izleyebilirler. Yani YSK'nın YouTube'a yüklediği şeyler var, videolar var. Siyasi partilerin yüklediği videolar var. Genelgeler var. Siyasi partiler eğer yetişemiyorsa bu eğitimlere, bunlarla alakalı görselleri ve videoları seyrederlerse aslında çok açık şeyleri yapılmasını, hata yapılmasını da engelleyebilirler.